Selamlar. Yavaş yavaş uykunuzu getiren podcast Böyle Uyuyorum İşte. İlk bölümüyle karşınızda. Yanımda Furkan ve Uğur var. Haftalık gündeme şöyle hızlıca göz attığımız, ucundan kıyısından genel sohbetlere daldığımız bir podcast olacak. Umarım sizlere güzel anılar, güzel zamanlar yaşatabiliriz diye umuyoruz. Öyle değil mi Uğur? Evet, aynen öyle umuyoruz. Umarım umduğumuz şey umduğumuz yönde, umduğumuz şekilde gerçekleşir diyoruz. Furkan. Merhabalar, merhabalar. Bomba gibi buradayım. Uykumu yeni aldım ya da alamadım, bilmiyorum. Bunu Uğurcan'ın yaratıcı sohbetlere karar verecek bu duruma. Pekala. Arkadaşlar bugün... Bartu! Huki! Bugün Ramazan bayramının ilk günü. Bayramınız kutlu olsun. Senin de bayramın kutlu olsun Ozan'cığım. Sizin de bayramınız mübarek olsun arkadaşlar. İşte ben biliyorum malımı bak. Nasıl geleceğini nasıl biliyorum ya. Hatta Ozan'dan ben şeker bayramı diye bir çıkış gelir diye bekledim ama öyle olmadı. O beni biraz şaşırttı. Şeker festivali. Şeker festivali. Et festivali. Abi ne kadar saçma ya. Öyle düşünmüyoruz. Yani herkesin Ramazan bayramı kutlu olsun. Ya benim bir şey söyleyeceğim evet. Bu arada. Benim ateist arkadaşlarım da var. Yani. Bunu bir belirtmek istedim. Evet, o konulara geleceğiz. Yalnız o konulara gireceğiz. Bu din, inanç. O konulara girmeyelim. Olay bitmiştir, büyütmeyelim. Eski günlerin hatırına iki yabancıya dönüşmeyelim. Evet, şimdi şöyle bir şey sormak istiyorum. Öncelikle Uğur'a sormak istiyorum. Uğur'cum, çünkü ailenden uzaktaydın. Nasıl bir bayram oldu? Gidemedin, gelemediniz, görüşemediniz. Ya gelemedim virüs sebebiyle. İşte yollar kapalı malum. Açıksa da gitmek gelmek risk. Otobüse bineceksin, ineceksin falan. O anlamda çok gitmek istemedim. Biraz buruk bir bayramdı tabii. İnsan bayramda ailesiyle, sevdikleriyle olmak istiyor. Ben burada tek başıma, bir de yanımda tek var. Tanıyorsunuz kendisini, kedi. Böyle normal günlerden bir farkı olmayan bir bayramdı. Biraz bu anlamda üzücüydü. Peki... Ailenle görüşebildin mi? Ne yaptın? Nasıl görüştün? Hocam ailemle görüşebildin sorusu biraz enteresan. Niye? Görüşmeye çalıştım ama bugün bilmiyorum siz yaşadınız mı? Operatörlerde yoğun bir problem yaşadım. Sorma sorma. Aradım, düşüremedim, çaldı, çalmadı, cart oldu ama sonunda görüştüm. İyiler yani, problemleri yok. Ben de onu soracaktım zaten. Bartu! Bartu! Ya bırakın şunları ya. Şeyi söyleyeceğim ben size. Yani bu görüntülü bayramlaşma meselesini biraz konuşalım istiyorum. Çünkü... Benim biraz, hani sen ailenin yanında değilsin, çok fark etmemiş olabilirsin ama benim bu görüntülü bayramlaşmada kulağımda deformasyonlar oldu. Sizde de oldu mu? İnanılmaz bir bağırış, inanılmaz bir gürültü, her yerden bir görüntülü bayramlaşma gürültüsü geldi. Size de oldu mu arkadaşlar? Hocam şöyle, bu bayram biraz benim için günah çıkarma bayramı oldu bir anlamda. Çünkü hep savsaklardım böyle konuşmaları falan, çok üşenirdim, yorulurdum konuşmalarda. Ama dedim bu bayram artık şöyle bir açtım rehber abi. Kim var kim yok. Tabii daha yarıya bile ulaşamadım. Yarın da devam edeceğim. Biraz hatlarda kilitlendiği için tam hedefe ulaşamadım. Eski mahalleden böyle bayağı bir amatör berberim vardı ama hoş sohbeti için giderdim yanına. Vedalaşamadan mahalleden ayrılmıştık. Onu falan aradım. Sağ olsun unutmamış beni. Yalnız bir şey ekleyeceğim buraya Furkan'cığım. Şimdi sen diyorsun ki şimdiye kadarki bayramlarda yapmadıklarımı bu bayramda telafi ediyorum diyorsun. Bütün rehberi arıyorum diyorsun. Ondan sonra operatörler çekmeyince sorma ya bilmem ne yapma falan bir şikayet hali. Sen bütün rehberi aramaya kalkarsan çekmez operatörler de Furkan. Artık 5G'ler meşgeler konuşuluyor. Biz telefonumuzdakileri arayamıyoruz. Yani deprem zamanı yok, dronlarla biz çekiş yapıyoruz kriz zamanında falan. Ulan arkadaş, önce sen bir doğru düzgün telefonda konuşmamızı sağla. Ben internet istemiyorum senden. Neyse. Ama güzel, buruk biraz. Tabii kimi arasam böyle bir ağlamaklı ses tonu. Ağlayan var. Yalnız kaldığı için yaşlı tanıdıklar. Onları teselli ettik, mutlu etmeye çalıştık. Öyle. Değişik bir bayram oldu. Nerede o eski bayramlar diyebilir miyiz? Yani sadece bayram özelinde değil. Bu klişeye girmeyelim de. Sadece bayram özelinde değil de. Artık eskiye dair her şey... Özlem duyuyorsun yani eskiye. İnsanoğlunda bu refleks hep var yani. Çünkü hani bunun hakkında böyle bilimsel çalışma var mıdır bilmiyorum da insan beyni böyle kötü anları silme eğiliminde olduğu için deniyor. Üçüncü birileri diyor. Eskide kalan günlerden sadece güzel hatıralar kalıyormuş akılda. O yüzden eskiye özlem hep var ama
Yani işte. Evet arkadaşlar, dediğim gibi bayramın ilk günüydü bugün. Mayıs ayı da bir hayli çabuk geçti bu arada. Fark ettiniz değil mi? Ramazan olmasıyla da alakalı olabilir sanırım. Tabii. Baya bir hızlı geçti ya. Evet, Mayıs biraz hızlı 2020 geçti. çok hızlı geçti. Ya hızlı geçti ama işte evde oturmak artık iyice böyle zıvandan çıktı ya bu iş. Biraz artık düzelmesini umut ediyoruz değil mi Uğur? Hocam hakikaten şimdi düşündüm de 2020 5 ay olmuş. Daha dün seninle Doritos'un kıtırında fırında KFC falan yapıyorduk ya yılbaşında. İyiydi ama değil mi? Amma iyiydi var ya. Üf. Amma iyi yedik. Sen bu işi biliyorsun Ozi Baba ya. Sağ ol, sağ ol Furkancığım. Lezzetli parmaklarımdan daha nice yemekler tatman dileğiyle diyelim o zaman. İnşallah. Bartu! Evet arkadaşlar, evet. Arkadaşlar, Facebook'ta grup kurdum. AVD grubu. Kıymetli evrak. Derslerinizi oradan alacaksınız. Geçen haftalarda büyük bir tartışma konusu olmuştu. Öncelikle Furkan, senin bu konudaki görüşünü almak isterim. Görüşünü de değil de yani düşündüklerini sadece. Bu minarelerden çalan şarkılar hakkında ne düşünüyorsun? Bunu hangi akla hizmet, kim yapar? Çok şaşırdım gerçekten. Şimdi bakıyorsun ülkenin başı Cumhurbaşkanı kalkıyor. Hemen buradan bir nemalanma çabası içerisinde bu fırsatı kaçırmayarak ana muhalefete yükleniyor. Ondan sonra bakıyorum canlı haber bültenlerinde İbrahim Kalın beyefendi bağlanıyor. Herkes bu konuda tepkisini koymuştur. Ülke sağduyulu davranmıştır. Bunun bir provokasyon olduğu açıkça ortadadır diyor. Şimdi ne yaparsan yap. İki taraf, ikisi de devleti baş olarak farklı söylemler, farklı bir siyaset. Herkes bir yere çekmeye çalışıyor. Anlamsız buldum. Kim yapmıştır, ne nasıl yapmıştır bilmiyorum. Bu konuda biliyorsunuz İzmir CHP il başkanı sanırım değil mi? Banu Özdemir tutuklandı galiba. Evet. Atmış olduğu tweetler sebebiyle. Evet. Neyse ben hani çok fazla içeriğine girmek istemiyorum bu konunun. Uğur'a da şeyi sormak isterim. Bugün de başka bir haber çıktı ya da dündü yanlış hatırlamıyorsam. Amsterdam'da bir kilisede uzun ince bir yoldayım çalıyor Uğur ya. Ya onu gördüm, evet, enteresan, böyle bir Güzel de çalıyor değil mi? güzel de çalıyor. Bir de bu az önceki konuya dair şeyi ekleyeceğim. Gene şimdi siz bana kuki yorum yapıyorsun falan diyeceksiniz de abi. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim yani. Diyanet İşleri Kanunu var. Evet. İşte şey, Diyanet görevlilerinin çalışanlarının görevlerine dair bir usul ve esaslar gibi gene hukuki bir metin var. Oralarda diyor ki camilerin gözetimi idaresi o caminin imam hatibine aittir. Aynı zamanda Diyanet İşleri'ne bağlıdır. Şimdi madem camilerde böyle bir işte hukuka aykırı olduğu düşünülen bir şey var. Abi o caminin imamını çağıracaksın. Diyanet İşleri Başkanı'nı çağıracaksın. Siz burada necisiniz diye soracaksın madem. Kutuplaşma üretmek yerine, çatışma üretmek yerine. Sorumlular kimse onları çağırıp soracaksın. Bu kadar basit yani. Bunu bu kadar uzatmanın ne anlamı var? Doğru. Merkezi sistem falan da var ya şimdi. O yüzden her bir cami imamını ayrı ayrı sorumlu tutmak nasıl, ne Ya bu derece doğru onu merkezi bilemem. sisteme bu yaz ayında 400 lira aidat ödemek nedir ya? Doğru. Ya bu nedir, yazın Doğru. ortasında sıcaklık Bitirdiniz 35 ya. derece 400 lira aidat ya. Kim ödedi ya abi? Bizi bitirdi ya. Ankara'da yaşayanlar olarak o konuda biraz muzdaribiz, evet, ama. Her ay 400, her ay 400 olmaz böyle. Çok. Çok abi çok. Bu durumdan bahsetmişken bir de şuna değinelim. E-Devlet üzerinden inanç değişikliği getirildi biliyorsunuz. Artık inancınızı E-Devlet'e girip değiştirebileceksiniz. Deneyen var mı aranızda? Aranızda planlayan var mı böyle bir şey yakın tarihte? Seçenekler mi var yoksa kendim otomatik bir şey giriyor muyum? Abi seçenek. Yani ben denemedim ama yoktur herhalde seçenek. Yazabiliyor musun? Çakmak taşına inanıyorum yazabiliyor muyum üstüne? Eğer öyleyse bayağı goy goy çıkar çünkü oradan. Ama sanmıyorum. Belki seçenekler vardır. Ya olabilir. Genel kabul gören işte semavi dinlerden falan ibaret bir seçenek sistemi olabilir de ben açıkçası girip kurcalamadım ya. Ben de girmedim. Girmem de herhalde ya. İnancın orada yazsan olacak, yazmasan olacak. Ya bir de zaten devletin kayıtlarında böyle bir bilginin yer alması, bilmiyorum ya, çok liberal dünyada kabul edilebilir bir şey mi sizce? Yani kimliklerde çok tartışmalıydı ya bu konu. Kimliklerden kalktı zaten. E-Devlet üzerinden de böyle bir sistem geliştirmişler. Ya işte ben de onu dedim. Yazsan olur, yazmasan olur yani. O yüzden girip de incelemem bile yani. Çok, çünkü senin çok ya vicdanına ilişkin bir şey, iç dünyanına ilişkin bir şey yani. Doğru diyorsun. Evet, şimdi biliyorsunuz yeni bir şehir hastanemiz açıldı. Çam ve Sakura Hastanesi. Orada ilk bebiş doğmuş arkadaşlar. İsmini de Defne Sakura koymuşuz. Defne Sakura hakkında ne düşünüyorsunuz? Geleceğini nasıl yorumluyorsunuz? Uğurcan Kalyoncu. Yani ne
Tabii ki iyi duygular düşünüyoruz en nihayetinde. Çocuk doğmuş, Allah analı babalı büyütsün. Yani ileride bir YouTuber falan olur mu? Ne diyorsun? Ben Defne Sakura bebekten 18 yıl sonra AK Parti milletvekilliği bekliyorum. Başakşehir'imizin de gözde siyasi kişiliklerinden birisi olacağına inancım sonsuz. En genç milletvekili olacak diyorsun yani, öyle mi? Tabii. Tarihe adını böyle yazdırır mı? Bembeyaz bir bebiş doğmuştur muhtemelen. Fotoğraflarına bakmadım da. Yani neden böyle bir şey düşündün? Biliyorsun Başakşehir artık böyle beyaz Türklerin, muhafazakar beyaz Türklerin yaşam alanı haline geldiği için. Muhafazakar beyaz Türk ne lan? Muhafazakar beyaz Türkler böyle bir topluluk oluşturuyorsun. 140 Jurnosu'nda bu konuya dair güzel bir belgeseli var. Tavsiye ederim buradan arkadaşlara da. Tamam. Söyleyelim arkadaşlar, muhafazakar beyaz Türkler. İzleyin. Geçen gün Pakistan'da bir uçak düştü arkadaşlar, biliyorsunuz yerleşim yerine düştü hem de iniş anındayken. Benim en çok korktuğum şey herhalde ya, böyle uçakla iniş falan yaparken binaların üstünde falan düşmekten çok korkuyorum ya. Sizde de oluyor mu öyle bir şey? Hocam ben de sadece tam böyle kalktıktan sonra ayakların yerden kesiliyor ya. Heh. Orada biraz böyle bir heyecan oluyor. Ondan sonra pek bir düşünce kalmıyor. Uğurcan, sen heyecanlanıyor musun uçakta? Ya ben en son uçağa çok 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 önce bindim. O yüzden çok uçakla alakalı duygularımı hatırlayamıyorum ya. Orgi Havalimanı'na mı indin Uğur? En son Orgi Havalimanı'na indim, evet. Daha Peki önce. Furkan, sen dinleyicilere biraz tavsiye ver bu konuda. Heyecanını yenmek için neler yapıyorsun? Uçakta olur, başka yerde olur. Neler yaptın bu zamana kadar? Dini ritüellerimi uyguluyorum ben. Mesela abi hangisi? Oruç tutuyorum inerken. Üç kulhu bir Fatiha ve üç ya da yedi adet ayetel kürsi. Başka ne yapıyorsun? Ya Allah Bismillah deyip gidiyoruz ya. Öyle gidiyorum işte ben. Uğur, önce sana sormak istiyorum bu husustaki görüşünü, ama çok uzatmamanı temenni ediyorum. Çünkü hassas bir konu, tamam mı? Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun bir demeci, eşcinsel evliliğe hazır değiliz demiş kendisi. Ne düşünüyorsun? Sence hazır mıyız? Yani Ya bir bağlamına bakmak lazım. Şimdi hazır mıyız derken sosyolojik anlamda şu an hazır değiliz mi yoksa ne bileyim daha farklı bir şey mi kastediyor ona bakmak lazım ama yani eşcinsel evlilik konusu evet ya biraz hassas ama hazır mıyız ya yani, ne yani şeyi de paralel götürmeye çalışıyorum. İşte şu an mesela örneklerine baktığımda nerede var? Avrupa'da var ama Avrupa'nın da belli kesimlerinde var. Her yerinde yok. Bu anlamda yani katılıyorum desem biraz korkarak diyebilirim bunu Ekrem Bey'e. ya hocam tabii ki yani nasıl hazır olabiliriz ki? abi nasıl hazır olabilirsin? Gidersin, damatlığını alırsın, gelinliğini alırsın istersen, nüfus müdürlüğüne başvurursun, hazır olursun yani. Yani şimdi biz en temel insani haklar konusunda verdiğimiz çaba her gün ortada nelerle karşılaşıyoruz? Neler neler nelere nelere şahit oluyoruz? Böyle bir tablonun gerçekleşmesine tabii ki hazır olmadığını söyleyebiliriz toplumun. Bunu kişi fert fert değil de bir toplumsal zihniyet anlamında söylüyorum tabii ki. Yani şu an her zaman bunu her zaman uygulayabilirsiniz. Şu an bile bir Twitter'a girsen yani bu kadar da olmaz diyeceğim bir insan hakları ihlali olmuştur. Şimdi böyle bir konjonktürde tabii ki bizim o tartışmalara gelebilmemize daha çok çok uzun zaman var diye düşünüyorum. Ya ben bu konuda şöyle düşünüyorum. Bu haklarla, özgürlüklerle ilişkili olarak düşüncesini bir kenara ayırıyorum. Türkiye'de siyaset yalansız olmuyor gibi geliyor bana abi ya. Yani bu yalan söylemek zorundaymış gibi geliyor sanki bütün siyasiler. Öbür türlü kendi düşüncelerini söyleyecek olsa tepkisini çekeceği grubun daha fazla olduğunu düşünmüş muhtemelen burada Ekrem İmamoğlu. Belki de bilmiyorum, gerçekten böyle düşünüyordur. Ama hazır olmayan evlenmeyebilir abi ya. Ben bu o kadar düşünüyorum ya. Hazır olmayan evlenmesin. Köprü ve otoyollar bayramda ücretsiz. Furkan, hangi köprülerden geçmeyi düşünüyorsun bu bayramda? Hocam ben Tokat'taki 700. Yıl Köprüsü'nden geçmeyi çok isterdim. 50 metrelik bir köprü kendisi. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi gündemi değerlendirirken genel kültürünüzü de bir yandan arttırmış oluyorsunuz Tabii. bu sayede. Tabii ki. Gördüğünüz gibi Tokat'taki bir köprü konuşuluyor bu podcast'te. Bizi neden dinlemelisiniz? Furkan anlat. Tabii Yeşilırmak geçiyor. Ne güzel Yeşilırmak'ın üzerinden geçen güzel bir köprüdür kendisi.
Tokat'ta çok şu an nemlendi dolayısıyla. Buradan da böyle bir bilgi vermek isterim. Uğurcan sen ne düşünüyorsun bu köprü ve otoyollar hakkında? Ya hocam, şimdi sokağa çıkma yasağı, köprüler, yol, otobanlar serbest. Burada devletimiz ne yapıyor? Bize seçenek sunuyor. Diyor ki, sana bak köprüler bedava. Çık gez. Ama ne var? Sokağa çıkma yasağı var. Ya sen sokağa çıkmaksızın köprüden geçebiliyorsan, bunu becerebiliyorsan yap. Ha bunu beceremiyorsan, ver 3.150 lira, sokağı da kullanarak geç. Ne yapıyor? Seçenek sunuyor. Demokrasi bu. Demokrasi nedir? Seçenek sunmaktır yani. Köprü ve otoyollardan bayramda geçiş 3.100 küsür lira diyebilir miyiz? İşte bak onu diyemezsin. Niye onu diyemezsin? O sokağa çıkmanın cezası. Köprü sokak mı? Değil. Sen eğer sokağa kullanmaksızın köprüye ulaşabiliyorsan seçenek sunuyor devlet sana. Demokrasinin Tamam, gereği. bu kadar acımasız olmana gerek yok. Kısıtlamadan ayrı tutulan insanlar var, istisna grubunda olanlar var. Onların ücretsiz kullanması bence sosyal devletin gereklerinden biri. Sonuçta bayramlarda köprü ve yollar ücretsiz olmalı. Çok trajikomik, hatta komiği olmayan bir haber. Çocuklarının ömrünü Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a devreden anne hikayesini gördünüz mü arkadaşlar? Gördüm ya, ben videoyu da Allah çocuklarımın canından alsın, ömründen alsın, size versin Sayın Cumhurbaşkanım diyor kendisi. izledim. Evet. Yani bu Uğurcan, şimdi bir insanı çok sevebilirsin ve ömrünü dahi bağışlamak isteyebilirsin. Ama başkalarının ömrünü bağışlayacak kadar ne şey yapmış Ya durumdasın? işte bu gerçekten çok enteresan bir durum ya. Orada zaten videoda dikkat ettiysen Erdoğan da diyor. Hani haşa diye giriyor cümle yani. O bile şey olmuş, Zinhar. şaşırmış. Ya Yani bu abi bu kadar da olmaz ya bazen. yani demek ki adam istemiyor abi, yani o kadar da değil, abla demek istemiş galiba, değil mi? Tabii canım yani. Çok enteresan bir ruh hali ya. Onun demek bilmiyorum yani. Bir kendini kanıtlama çabası mıdır? Ne bileyim yani, salt gündem olmak için mi yapıyor? Çünkü abi bizim memlekette yani yaşadığımız günlerde ne söyle, mesela biz de şu an podcast'te bir şey söylüyoruz ya, Evet. hani yoğun bir kitleye olur da hitap ederse bu bir gün ciddi arızalar çıkabilir mesela bundan. Çünkü ne söylesen o gündem oluyor, olay oluyor, bilmem ne oluyor. Şimdi Doğru. aklı selim bir insanın böyle bir lafın gündem olmayacağını bilmiyor olması çok zor. Ayırt edemiyor olması çok zor. Onu bile bile bunu söylemek çok enteresan bir hal ya. Bilmiyorum. Abi bir de şöyle bir şey var. Aklı selim bir insan olup olmadığı tartışması da doğar bu noktada. Doğru. Değil mi? Düşünmemiş olabilir yani. Gerçekten öyle düşünüyor olabilir. Doğru. Furkan, sen ne diyorsun bu konuda? Ben bu genç yavrularımızdan reşit olduklarında bir milletvekilliği bekliyorum. 40'lı Furkan, bu yaşlarında milletvekillerinden bugün istedim mi? Furkan meclisi doldurdu ya. Ya hocam, şimdi ya bu kadar da olmaz artık dediğimiz laflar mutlaka bir mükafatlandırıldığı için. Yani şaşırmam ileride böyle. İşte yıllar önce annesinin şu şekilde cümle kurduğu çocuğun son hali. Milletvekili oldu diye bir haberi görsem şaşırmam herhalde. Ya ama bak, bu tip bir söylem mesela siyasette de abi pasivize edilme sebebidir ya. Siyasetçi söylemez yani bunu, hani iyi bir siyasetçi böyle bir laf etmez Ya hocam, esasında. Allah aşkına ya, ne siyasetçisinden bahsediyorsun sen ya? Bir söylemi daha var hanımefendi daha önceden. Bir belediyeye ilişkin olarak şöyle bir demecinde bulunuyor. Hani biz diyor mesela, bize oy vermeyen vatandaşlarımız ve Alevi vatandaşlarımıza da yardım ediyoruz diyor. Mesela bunu bir siyasi, Nereden biliyormuş onların kimin oy verip vermediğini? aa bilmez mi ya? Şimdi şurada üç kişiyiz. Kim kime oy veriyor bilmiyoruz mu? Düşünüyorum. Ben Furkan'a kim oy verdiğini bilmiyorum. Furkan biraz şüpheli ama bir Değil öyle bir böyle. Yani Furkan'ı ileride milletvekili olarak görebilir miyiz bilmiyorum ya. Şimdi bakın, yine güzel bir anımı anlatmak isterim burada. Dinleyicilerimize farklı lanse etmeyelim. Lütfen. Her zaman söylemiş olduğum size bir söz var biliyorsunuz. Tokat'a gidiyorum, solcu diye dışlanıyorum. Eskişehir'e geliyorum, sağcı diye dışlanıyorum arkadaş. Ben insanım yahu. Beni insan olarak kabul edin. Sen biraz her devrin adamısın herhalde Furkan. Her coğrafyanın Ben adamı. biraz opportunistim, evet. Döviz ve altın alımında vergi binde 2'den %1'e yükseldi. 5 kat arttı. Uğur, en son ne zaman döviz aldın Uğur? En son İnterrail'a giderken döviz aldım. Bundan kaç sene Niye gülüyorsun oğlum? önce. Abi, hani
Zenginin parası yurtun çenesi ya. Ne kadardı? O zaman euro ne kadardı sen aldığında Uğur? Hocam ben euro aldığımda euro 3 lira 10 kuruş falandı büyük Vay ihtimalle. be. 3 lira 10, 3 lira 15 falandı. Şu an 7'nin üzerinde 8'e dayandı dayanacak. Ve o zaman diyordun ki nasıl bir ülkede yaşıyoruz be? 3 lira euroya ne kadar paramız değersiz diyordun değil mi? Evet, böyle uyuyorum işte. Hafızanızı güçlendirir, anılarınızı tazeler. Bundan yaklaşık 4 sene önce euro 3 liraydı. Ya. Furkan, bir de senin bir Interrail hatıran var. Bir de ondan bir bahsetsene ya kısaca, bu Interrail olmayan hatıra. Tabii ki gezme aşkıyla yanıp tutuşuyordum. Tabii imkanlar da çok el vermiyordu. Adam Interrail'a gideceğim diye mercimek çorbasının üstüne tereyağı döktürtmüyordu 50 kuruş vermeyeyim diye. Kenara atıyordu 50 kuruşu. Bir tane tantuni söylüyordu 3 liraya. İkinciyi yok kanka ben doydum deyip yemiyordu. Halbuki gece aç yatıyordu, kıvranıyordu yatakta. Kenara atıyordu 3 lirayı. Evet. Şimdi tantuni ne kadarmış? 3 liraymış. Şu an bakıyorum tantuninin fiyatına. Böyle uyuyorum işte podcast size enflasyon araştırmaları da yapar. Fakat yatırım tavsiyesi değildir. Tantuniye yatırım yapmayın gidip. Eskişehir'de yaşayan arkadaşlar bilir. Tantuni 3 lirayken Maydanoz diye bir tantunici açılmıştı. O daha kaliteliydi. O Üf. 4,5-5 lira falandı. Yoğurtlu. Hocam yemek sepetine girdim. En üstteki tantuncu tavuk tantuni 8 lira. Arkadaşlar Aa. enflasyon %10 falan diyenlere inanmayın. Tantuni fiyatından enflasyonu ölçebilirsiniz. 3 liradan 8 liraya çıkması nedir ya? Geceleri 3 liralık tantuninin yemenin hesabını yapıyorduk. Bugün yemeyeyim ki 3 lira artırayım diyordum yani. O günlerden geçti orucum biz. Biz tantuniyi ben karneyle aldığım zamanları daha iyi biliyorum ya. Sanki şu an böyle inanılmaz bir refah seviyesine ulaşmış da biz diyor nerelerden geldik diye yani biz nerelerden geldik. Tabii. Ah Furkan'la. Bizim ilk uçuşumuz 15 Temmuz 2016'da darbesinde 2 gün sonrasıydı yani 17 Temmuz'da uçacaktık. Korka korka gittik. Atatürk Havalimanı'nda ülkemizin işler acısı halini gördük orada. Gayri resmi bir A4 kağıda yazılmış bir yazı. Ben yeşil pasaportla uçacaktım. Yeşil pasaportu olması gerekenlerin ekstradan izin belgesi alması gerektiğine dair bir yazı. Nereden alınacağı belli değil. İnsanlar ağlıyor. Ülkenin o anki durumunu düşündüğün zaman tabii gidemediğine çok üzülemiyorsun ama 15 Temmuz böyle uyuyorum işte podcast'te kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi arkadaşlar bir tane nerede olduğunu bilmiyorum da apartman girişine işeyen bir kargocu görüntüsü ortaya çıktı. Gördünüz mü onu ya? gördüm ben ya. Yani. Ya Uğur niye böyle sağa sola işeyip sıçıyor bu millet ya? Ya bundan daha önce buna benzer bir şey ne hastanesiydi o? Yine Başakşehir Sakura Hastanesi'nde Hastanesi. hastanenin birine çok affedersin sıçan bir teyzemiz vardı. Büyük abdestini yapan bir teyze vardı. Bizim milletimizde böyle bir temel tuvalet eğitiminden mi başlamamız lazım? Ne yapmamız lazım anlamıyorum ya. Hocam çok var. Bime sıçan teyze var falan. Çok örnekleri Yani var bunun genelde ya. teyzelerle karşılaşıyorduk bu durumda ama kargocu Hocam şimdi teyzeler etek giydiği için daha kolay oluyor. Hemen bırak veriyor diyorsun ya değil mi? bugün ben bayramlaşma faslıyla alakalı bir kargocu abiyle konuştum. Biz diyor şubede işte günde normal şartlarda günde mi dedi haftada mı dedi ne dediyse 1200 tane kabul yapıyorduk dedi. Şu an 5-6 bin kabul yapıyoruz deli gibi çalışıyoruz dedi. Orada da kargocu vatandaşın bir şeyi olmuş olabilir yani. Gerçekten aciliyeti olmuş olabilir adamcağız. Olabilir. Ya da böyle adamın ters bir adam niye geç getirdiniz falan gibi bir muamelede bulunduysa sinirlenip bırakıvermiş de olabilir oraya. Olabilir. Neyse. Şey gördünüz mü ya? Acun'la Cedi Osman'ın bir sohbeti esnasında uzun boylu erkek muhabbetleri döndü. Daha doğrusu Acun Cedi Osman'a boyunu sordu. Cedi Osman da benim boyum 2,5 dedi. Bunun üzerine Acun'un bir tepkisi var. Ya uzun boylu erkek mevzusunu açmamın sebebi şuydu. Yani sizin için boy önemli mi ya? Uğur, sana sormamdaki ironiyi bir kenara bırakacak olursak. Yani benim için hani erkeğin boyunun uzunu kısası çok da ne bileyim. Erkek için düşün abi. Sen de hoşlandığın cins üzerinden düşün bunu. Cinsiyet Mesela üzerinden düşün. benim mesela beraber olduğum insan uzun boylu. Oradan yola çıkabilirsin yani. Çok iyi. O zaman uzun boylulara karşı bir ayrı ilgin var sanıyorum, Yok değil mi? sadece o uzun boyluya karşı ilgim vardı. 100 dolar vereceksin ve beni öpeceksin ya da 700 dolar vereceksin ve dünyanın en çekici kızını öpeceksin.
La onu sordu bana, onu sordu, ben düştüm ona ya. Yakalandım ben onu. Aptal. Gündemi takip ediyorsan düşmezdin Uğur. Evet, geçenlerde bir video paylaştı kendisi. Hanımefendi Milano'ya gitmiş ve gördüğü olay karşısında da, gördüğü yer karşısında da Moda'nın başkenti Milano demiş. Ve bu tweet yaklaşık 100 bin fav almış. Yasemin Kay Allen'dan bahsediyorum. Viral olmuş. Komik mi? Komik. Komik. Bence de komik lan. Niye güldük? Sempatik. Tatlı buldum Yani bunu ben. Bartu yapsa gülmezdim ama hanım abla yaptığı için güldüm. Yani kötü espri yoktur, güzel kadın vardır mı diyorsunuz? Tabii. Yo, bence espri de komik ya. Tavır falan komik yani oradaki o. Ya tavır komik yani. Şimdi bir saniye. Şimdi onu ben söylesem gülünç olur. Ama o söylediği zaman komik oluyor, anladın mı Komik abi? oluyor. Bir de ben bir şey itiraf etmek isterim. Sonuçta biz şeffaf bir sohbet gerçekleştiriyoruz burada. Uğurcan espriyi daha bu kaydı almadan önce benim anlatmam üzerine Ya anladı. söyle bunu. Hemen şimdi ne bence de komik falan diyorsun. E tamam, sonuçta anlamışım, komik diyorum. Ne var bunda ya? Tamam, sadece güzel olduğu için gülmüşsün Hocam bu işte arada izleyince. yani Yasemin Elin'le Tuğba Ünsal'ı ben hep çok benzetiyorum birbirine ya. Değil Benziyorlar. mi? Evet, ikisi de güzel. Aynı şekilde Alex ve Berk sana da birbirine çok benzetiyorum konudan bağımsız. Sen Yasemin'le kimi benzetiyorsun dedin? Tuğba Ünsal. Evet, benziyor biraz. Uğur, senin böyle esprilerin var mı? Hocam benim böyle esprim bir tane var. Yapar mısın? Şive komedisi ama yapayım mı? Abi komikse güleriz yani. Ne güzel değilsin diye. Gülmeyeceğiz mi? Doktor dedi ki brokoliyi bırak dedi. Ben de dedim ki ben onu brokoli çok oldu da. Gülünmeyen adam Hasan Mezacı'yı dinlediniz arkadaşlar. Ozan, ben de dedim ki O zaman... ben onu brokoli çok oldu. Kıda. Ozan. 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 Ozi. Efendim Uğur. Ben de dedim ki ben onu brokoli çok oldu da. Tamam Uğur, geçiyorum. Evet, bizim espriler böyle arkadaşlar. Yani Yasemin Kayaeli'nin yapıyor, 100K fav alıyor. Bizimki de alsın birazcık, değil mi? 100K dislike alıyor bizimki de. Furkan, şimdi kısa bir gelecek yorumu istiyorum senden. Çok kısa. İleride gerçekten işinde başarılı bir hale geldiğinde ayda kaç bin lira kazanır olarak öngörüyorsun kendini? Gönlümün istediği mi yoksa bana bu yeter dediğimi mi soruyorsun? Gönlünün istediği. Hocam gönlümüzün sınırı yok ya. Bizi bozmayacak kadar. Tamam, ne mesela? 50 bin. Abi işte bak, tam beklediğim cevap. Bak, Ne kadar küçük düşünüyoruz ya, neyse. Furkan'ı 50 bin lira bozuyor arkadaşlar, görüyorsunuz. Neyse, Selin Ciğerci ayda 600 bin lira kazanıyormuş. Vay. Ve kozmetik firmasından bu yıl yaklaşık 1 milyon lira vergi ödeyeceğini söylüyor. Yakında diyor vergi rekortmeni olurum ben diyor. 72 kişi çalıştırmak hiç kolay değil diyor. Ya abi. Ya Kim ya arkadaşlar. bu? Bu adamın meziyeti, bu kadının meziyeti nedir ya? Siz kimsiniz Ne lan? yapıyorsunuz abi? Çıkıyorsunuz yalandan, hazır bir miksaj veriyorlar önüne, böyle yalandan DJ'lik falan. Ben anlamıyorum ya. Nasıl kazanıyormuş oğlum o kadar parayı? Abi kadın Rolls-Royce aldı biliyorsunuz geçen hafta altına. Yani ben ismini bile bilmiyorum aracın, öyle söyleyeyim. Yani Rolls-Royce Evet doğru. diyemiyorum. Aldı yani, bindi, biniyor. Furkan da Volvo almanın hesaplarını yapıyor Furkan Ben de aynen ben de bir Volvo alsam daha ne isterim ki diyorum yani. 2010 modellerine falan bakıyor Volvo olur. Aynen düşük hasarlı şöyle temizinden LPG'li. Buradan duyurulur. Düşük hasar, temiz LPG'li Volvo. Aranıyor. Kaç bin bandında Furkancığım? Kilometre olarak mı soruyorsun? Fiyat olarak soruyorum. Fiyat olarak tabii araç piyasası çok yükseldi. Benim istediğim araç da şu an 600-700 bin lira civarında. Selin Ciğerci'nin bir aylık kazancı arkadaşlar. Evet. Geçiyorum. Ayça Çağla tanıyor musunuz? Hayır. Hayır. Abi Acun Ilıcalı'nın sevgilisi kendisi, biliyorsunuz. Yeni genç bir sevgili yapmış kendisine. Yani sevgili yapmışlar birbirleri.
yeni olarak kendisi bir TikTok hesabı açmış ve ilk videosunu yayınlamış. Furkan, TikTok senin ilgi alanın. Tabii çok Ne söylemek çok istersin? seviyorum. TikTok'ta hepimizin bir adet hesabı olması gerektiğine inanıyorum ben. Evet. Dünya TikTok imparatorluğu. Ayça Çağla adlı arkadaşımız da kaç yaşında bilmiyorum. Yaşı da genç muhtemelen. Tam TikTok çağlarında olduğu için ondan beklenen bir davranış. Ama gün gelecek herkesin bir TikTok hesabı olacak. Sen en son videonu ne zaman çektin Furkan Ben en son Blue Band'i aldığı eserimi çekmiştim. TikTok'ta? Yaklaşık 6 ay kadar önce. Vanamda mezrake, ben de, bala ben de diye bir eserdi. Herkes çok popülerdi bir ara. Beverly Hills sokaklarında Hailey Baldwin'in 38.500 liralık karantina tarzı merceklere yansımış arkadaşlar. Geçenlerde biz Serenay Sarıkaya'nın daha pahalı bir tarzını sanki konuşmuştuk, değil mi? Evet, 92 bin lira mıydı? 94 bin lira mıydı? Neydi? Serenay Sarıkaya'nın tarzı. Ya biz niye bu kadar çok para konuşuyoruz ya? Yok. İnsan olmayanı konuşuyor. Ne yapacağım? Olmadığından, değil mi? Tabii. Furkan, Şükran Ovalı ve Caner Erkin evlerinin çatısına taş işlemelerle Ş ve C harfi yazdırtmışlar. Bu Caner ne zaman gelecek Beşiktaş'tan? Gidiyor mu Ya Fener'e ya? gitsin artık. Ya artık gitsin ya. Öldürdü bizi ya varoşluğuyla ya bu adam bizi ya. Hiçbir Beşiktaş'a yakışmayan hareketler ya. Bir Beril sağ olsun beni bez bebeğe maruz bırakıyor her gün yayınlanıyor. Bez bebekte de Şükran Ovalı oynuyormuş ya bu insan nasıl değişir bu kadar ya o hallerini tanıyor musunuz biliyor musunuz bilmiyorum. Hatırlamıyorum ben. Vallahi skandal ya. Ya bu Caner Erkin de eskiden yakışıklı bir şeydi bu ya. Bu ne oldu Tabi ki buna tabi ya? Fenerbahçe'deyken lan ne kadar yakışıklı falan diyorduk. Bu ne oldu? Saçı maçı döküldü herhalde. Ne oldu? Bilmiyorum saç kıran oldu herhalde. Abi peki sen ev aldırsan taşlarla baş harflerinizi yazdırır mısın? FB olur ama ne dersin? Hocam para ben de cebim dolu olduğu zaman parayı harcayacak yer arıyorum tabii ki. İnsanlar da böyle. O Hadi yüzden canım bırak ya, da. yazdırın. Tabii ya. Dağ taşa yazıyorum aynen. Tantuni şey değil de ekmek arası değil de iki tane lavaş tantuni söylerim mesela param olsa. Onlar da et söyler mesela, tavuk gibi yani, o derece. O bayağı zengin oldu o zaman. Yok ya bizim damaklarımız tavuğa alıştığı için et kötü geliyor. Peki. Uğur, senin hiç bilmediğin bir konu. Gigi Hadid'in yüzü bayağı bir olay oldu. Gördün mü? Hayır görmedim. Kendisi gebe biliyorsun, hamile, çocuk bekliyor. Allah Yüzünde hafif şişlikler oluşmuş. Biraz da makyajsız sanırım kendisi. Bayağı bir olay oldu. Gigi Hadid biliyorsunuz dünyaca ünlü bir model. Neden böyle oluyor bu? Çok mu beklenti, yani gözümüzde çok mu büyütüyoruz? şimdi kendisi artık bir ana adayı. Evet. Böyle bir anaya çirkindirmek yakışmaz. Analarımızın hepsi güzeldir. Gigi Hadid de tabii o an makyajı da yok. Yüzünde de ödemler oluşmuş olabilir. Gayet doğaldır. Kaldı ki Instagram'da gördüğümüz halleri de şu anki hallerine benziyordur normalde. Çok fazla Photoshop'la efektle bize yansıtılıyor bu fotoğraf. Yani bu kadar büyümemesi gerekiyordu olayın diyorsun, öyle mi? Şimdi bunlar çok süper top model olduğu için yani ne yapsalar olay oluyor. O yüzden magazin bunu istiyor. Seyirci dram istiyor birazcık. Doğru. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in yeni dizisini gördünüz mü, duydunuz mu? Evet o da duyduk. Ya bu klişeden ne zaman arınacak bu Türk dizi ve film sektörü? Bak ben duymadım. Başta şey anladım. Netflix'te falan böyle yeni yaratıcı güzel bir iş gibi anladım. En başta öyle yorumladım. Sen klişe deyince anladım. Fakir kız zengin oğlan. Doğru Ya mu? abi niye böyle ya? Neden hep aynı? Yani şimdi şunu söyleyeyim. Bak şunu söyleyeyim. Twitter yıkıldı. Herkes dalga geçti falan. Abi yayınlanmaya başlasın. Rating rekorları kırmazsa ben de Furkan değilim ya. Abi kıracak zaten de yeni bir şey izleyemeyecek mi bu Türk izleyicisi? Hocam şöyle farklı dizi olarak şimdiye kadar böyle en eskilerden başlayarak düşündüğünüzde ne var farklı dizi? Aa, ben sayayım birkaç tane. 7 numara. Komedi, normal aile komedisi. Bence farklı bir yanı yok. Başka? Ya tema olarak da dışarıya çıkabilmiş. Benim aklıma mesela bir İşler Güçler geliyor. Leyla ile Mecnun geliyor. Onun dışında benim ne kadar Avrupa yakası sevdiğimi biliyorsunuz. O bile gelmiyor yani. Farklı bir iş dediğinde, hani alışılmış kalıpların dışına taşmış bir iş dediğinde. Hocam ben biliyorsunuz balık burcu olduğum için böyle daha anne dizisi, Gülbeyaz, Yabancı Damat. Ben bunları severdim, bunları izlerdim Asmalı Konak.
Gülbeyaz Türkiye tarihinin en güzel dizilerinden biridir. Hak ettiği değeri görmediğini düşünüyorum. Bergüzel Korel mi oynuyordu onda? Yok. Yok, Şevval Sam. Şevval Sam. Neşet İşler. Ha. Tabii. Ben buyum kızım. Beğenmiyorsun. Şevval Sam iyi oyuncu oldu ha. Şevval Sam artık dinozor oldu hocam. Ne iyi oyuncu olacak daha. Şey mi? Yani asıl mesleğin müzisyenlik değil mi? Müzisyen diye tanıdım ben onu ama. Şimdi konservatuvarda müzik okumuş herhalde değil mi? Oyunculuk okumadı diye biliyorum. Aa, Mimar Sinan Güzel Sanatlar grafik bölümünü tamamlamış ya. Tam şeyi gördün mü Furkan ya? Genco Erkal'ın 65 yaş üstü sokağa çıkma serbesti sefasını. Bugün pazar. Bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar. Ve ben ömrümde ilk defa gökyüzünün bu kadar benden uzak, bu kadar mavi, bu kadar geniş olduğuna şaşarak kımıldamadan durdum. Sonra saygıyla toprağa oturdum. Dayadım sırtımı duvara. Bu anda ne düşmek dalgalara, bu anda ne kavga, ne hürriyet, ne karım, toprak, güneş ve ben bahtiyarım adlı eseri okumuş diye duydum Nazım Hikmet'ten. Yanılmıyorsam hocam. Sen olsan sen de öyle yapardın değil mi Furkan? Ben olsam ben de öyle egzajere ederdim. Ya abi şimdi egzajere değil bence. Genco Erkal olduğundan beri böyle. Yani Genco Erkal bu ya bence. Ya egzajere değil ya sanki. Değil mi? Tabii. Tabii hocam. Biz egzajer ediyoruz onu biraz. Evet ama gerçekten biz artikülasyon, diksiyon konusunda çok iyi değiliz. Muhtemelen dinleyiciler de bunu fark edecektir. Ama bunlar mükemmel olmasa da gördüğünüz gibi Türkiye'nin en ünlü, en başarılı oyuncularından birisi olabiliyorsunuz. Alaylı dediğimiz zaman direkt Genco Erkal Harbiyeli oyunculara taş çıkarıyor kendisi. Mektepli oyuncular. Harbiye nereden çıktı Oğuz? Harbiyeli. O oğlundaki ayrım o. Harbiye marşını söyleyeceğim şimdi. Peki. Ya şaka maka bu hepsi grubu barışıyor herhalde ya Furkan. Evet, bu senin ilgi alanına giriyor biraz. Sen bir şeyler söylemek ister misin? Valla ilgi alanıma girmiyor da bunların geçen hafta iki tanesi barışmıştı. Bu hafta yine birisi daha barışmış. Üçü buldular. Dördüncüyü de alırlarsa aralarına yeni bir şarkı falan dinleriz gibi sanki ya. Net D adlı müzik platformunda en kısa zamanda bir video yayınlanacaktır. Abi baya bir gözyaşı akar ben sana söyleyeyim. En eğlenceli kısma geçiyoruz. Sizin en çok eğlendiğiniz kısma. Evet. Ne o? Yarışma. Gerçekten eğleniyor musunuz bilmiyorum ama hızlı hızlı geçelim. İlk sorum Furkan'a. Evet dinliyorum. Kim demiştir konseptimiz biliyorsunuz. Ben de üçümüzü içimize katladım. Ozan Özgür, Nil Karaibrahimgil, Metin Tekin. Bu tabii ki Nilkara İbrahim'i söylemiştir ya. Evet abi Nil Karaibrahimgil söylemiş. Kendisi uzunca bir tweet atmıştı. Hepsini not almadım. Uğur, Kurban Bayramınız mübarek olsun. Arda Turan, Devlet Bahçeli ve Serenay Sarıkaya. Arda Turan. Abi muhtemelen değil, ironi yapmış kendisi biliyorsun. Geçenlerde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlaması esnasında Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamıştı. Ardından da böyle bir tepkiler falan sonra geleceğiz ona. Geçiyorum. Volkan Demirel'in de vardı hocam hatırlarsan böyle bir şeyi. 30 Ağustos'ta neyi kutladı? Cumhuriyet Bayramı'nı mı kutladı? Ne yaptı? Bir şey yaptı. Abi olabilir ya. Ne olacak ki? Değiliz Türkiye işte. Ya işte şöyle bir şey var. Eskiden vardı böyle şeyler. Mesela işte böyle topçu, popçu, manken falan bu tip insanlara işte bayramları sorarlardı. Veya ekmeğin fiyatını falan sorarlardı böyle. Tiye alırlardı. Şimdi onlar sormadan kendileri söylüyor diyorsun. Kendileri zaten düşüyorlar evet. Okan Bayülgen bunu çok yapardı. Yine Okan Bayülgen'i anmadan geçmeyelim. Furkan, eşim evin reisidir. İnsanın eşinden harçlık alması çok güzel bir şeydir. Şeyma Subaşı, Yıldıray Baştürk, Ebru Yaşar. Ebru Yaşar'ın eşi yok bildiğim kadarıyla. Şeyma Subaş'ın da eşi yok. Yıldıray Baştürk abi nereden geldi aklına ya? Yıldıray Baştürk'tür o zaman. Aklına gelmez bence. Abi burada bir nostalji yaratmak istemiştim.
Hani sırf Yıldıray Baştürk'ü hatırlayalım diye bu seçeneği koydum ama bunun cevap olarak tercih edileceğini hiç beklemiyordum. Ebru Yaşar söylemiş. Puh. Uğur, ben sana iş konuşalım diyorum. Sen beni Reyna'ya çağırıyorsun. Acun Ilıcalı, Berkay, Serdar Ortaç. Hocam iş adamı bunların arasında Acun var bir Acun yani. Kime demiş olabilir? Onu bilmiyorum. Kime demiş olabilir? Abi Serdar Ortaç'a demiş. O Ses Türkiye'de jüri yarışmasında şey jüri olması için Serdar Ortaç'ı aramış. Serdar Ortaç da o sırada Reyna'da eğleniyormuş. Ya demiş, gel boş ver şimdi işi, Reyna'ya gel demiş. Acun da durur mu? Yapıştırmış cevabı. Ben sana iş konuşalım diyorum. Sen beni Reyna'ya çağırıyorsun Niye demiş. Reyna'da iş konuşulamıyor mu canım, Allah Allah. Sanki iş diye çağırdı da şey ya, Boğaz Köprüsü'nün statik hesabını falan yaptıracak yani. Ne abi, yani sadece mühendislik mi iş? Hayır, tam da eğlence sektörüyle alakalı bir iş. Televizyon dünyasıyla alakalı bir iş. Ya Uğur, nasıl adamsın ya? Bangır bangır. Bangır bangır müziğin içinde konuşulur mu bu ya? İş, para işleri var, şey işleri var. Locası vardır, bilmem neyi vardır ya. Nasıl adamsın ya? Ya bırak abi ya. Neyse. Ay ruhum sıkıldı, içim daraldı. Kapatın şunu. Furkan. Seren Serengil, Ayta Sözeri, Melih Mahmutoğlu. Harita sözleri. Furkan bugün hiç formunda değilsin. Puh. Seren Serengil bir hadise şarkısı için söylüyor bunu. Kendi sunduğu programda Şampiyona Şeker şarkısının kapatılmasını istemiş çalarken. Ayta sözleri kim lan? Cahil. Ya Cühela. şu adamla yarışıyorum ve bu adam beni nasıl geçer ya? Uğur, git yaşıtlarınla oyna. İrem Derici, Michael Jordan, Şafak Ertan Çomaklı kim demiştir? Şafak Ertan Çomaklı demiş. Diyeceğim mi o dememiş. İrem Derici demişti. Aa, bu adamı her yarışmaya koyacağım. Şafak Ertan Çomaklı'yı. Çünkü hak ediyor. Burada olmayı hak ediyor bence. Her gün bir kere adının anılmasını hak ediyor. Öyle bir figür bence. Kendisi Anadolu Üniversitesi gelmiş geçmiş en başarılı, kısa sürelerde büyük işler başarmış bir rektörü. Bilmeyen arkadaşlar için buradan ben söyleyeyim. Milli çocukları kazanan, o yüzden de rahatsızlık yaratan rektör. Milli hesaplar takipleşiyor. Uğur, İrem Derici söylemiş bunu. Seren Serengil'e cevap olarak söylemiş. Ateist de olsalar, Budist de olsalar, burası İslam coğrafyası. Furkan, Ali Erbaş mı, Erol Köse mi, yoksa Metin Feyzioğlu mu söylemiş? Bugün tabii bayram hutbesi vardı. Muhtemelen Ali Erbaş söylemiştir bunu. Yanlış. Furkan, bugün hiç formunda değilsin. Erol Köse söylemişti. Erol Köse ya. Erol Köse 90'lı yılların magazin figürü değil miydi abi ya? Doğru. Kendisi Hacettepe Tıp Fakültesi mezunuymuş, biliyor musun? Ciddi olamazsın. Valla. Vay be. İyi. Babasına çok aşıktım. Babasına benzeyecek tabii. Kime benzeyecek? Hazal Kaya, Ali Atay, Fikret Ali Atay. Evet, cümlenin bütün aktörleri cümle içinde anladı. Şey, olayın bütün aktörleri ve aktrisleri cümle içinde. Hazal Kaya hocam. Abi Fikret Ali Atay'ı da aynı Şafak Ertan Çomaklı gibi her bölümde Fikret Ali çok tatlı lan. anmak istiyorum. Çünkü çok çok bir bebiş kendisi. Furkan, Dobralık ve Cesaret klavye başında olmaz. DJ Dikkat, Aslıhan Doğan, Hasan Şaş hangisi demiştir? Aslıhan Doğan. Furkan, bugünkü ikinci doğru cevabını tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Kendisi biliyorsun Arda Turan'ı eşi olduğu için doğal olarak savunuyor bazı konularda. En son bu Kurban Bayramı meselesinde de böyle bir çıkışta bulunmuş. Dobralık ve Cesaret klavye başında olmaz. Kurban Bayramı meselesinde değil, özür dilerim. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı meselesinde. Uğur, son sorun. Umarım bu insanlar hayatlarında en az benim kadar ülkesine hizmet etme fırsatı bulurlar. Cihat Yaycı, Aziz Sancar, Arda Turan. Şimdi gerçekten hizmet etmiş bir insanın bunu diyeceğini çok düşünmüyorum ben. O yüzden Cihat Yaycı'yla şeyi Aziz Bey'i şeyden çıkarıyorum. Arda Turan diyorum. Uğur, bugün değişik bir şekilde çok başarılısın bu yarışmada. Magazine daha meraklı olduğum için bana özellikle mi zor sorular sordunuz abi ya? Soruları yazdım rastgele, sırayla size denk geleni sordum. Yoksa özellikle çabalamadım. Furkan, sen mesela ülkene hizmet etme fırsatı buldun mu? Neler yaptın? Hocam ben de bu konuyla ilgili bir not almıştım ve size sormak istemiştim. Hocam geçenlerde şey dinledim. Serdar Kuzuloğlu'nun 2019 İTÜ mezuniyet konuşmasını da. Orada şey diyordu. Kendimi bu ülkeye borçlu hissediyorum diyordu. Çünkü bu memleket beni okuttu, büyüttü. Ya ben de bir merak ettim. Siz kendinizi bu ülkeye borçlu hissediyor musunuz? Ben hissediyorum canım. Abi, bu ülkede doğduk, bu ülkedeki insanların verdiği vergilerle okula gittik, üniversite okuduk, 1 liraya yemek yedik yemekhanesinde. Ben borç hissediyorum kendime. Tabii ki
bu ülkede doğduk, büyüdük, okuduk, 1 lira yemek yedik de. Yani daha nice imkanlar sağlayabilecekken bu ülke temel şeylerle yetinip buradan bir milliyetçilik devşirmek bana biraz saçma geliyor ya. Furkan seni şimdi bak Tokat'ın ortasından, tamam mı? Seni Anadolu Lisesi'ne göndermiş. Oradan almış, üniversiteye getirmiş, okutmuş, stajını yaptırmış, cübbeni giydirmiş, avukat yapmış seni. Hocam kim ya? Bunu ben yaptım hocam. Kimse yapmadı bunu. Sen yaptın da. Ya abi ben Anadolu Lisesi'ni kazandım. Sonra çabaladım. Üniversiteyi kazandım. Kimse benim elimden tutup bana staj yaptırmadı yani. İyi de tamam da o Anadolu Lisesi'ni Tokat'ın ortasına açan, o üniversiteyi Eskişehir'in Bozkır'ın ortasına koyan bu ülke değil mi abi sonuçta? Ya hocam bu ülkede buna çok böyle sanki Harvard Üniversitesi açmış gibi bir değer atfedemezsin yani, anladın mı? Bu en temel ihtiyaçlardan birinden bahsediyorsun. Sırf Anadolu Lisesi açtı diye ben borç hissetmem. Başka sebeplerle borç hissederim yani, hissedersem. Zaten Uğur'un ilk argüman üretmeye başlarken ilk ileri sürdüğü şey bu ülkede doğdun demekti. Yani şimdi bu ülkede doğdun diye bu ülkeye borçlanmak nasıl bir argüman olur ya? Hayır canım o sürecin başını ifade eden bir cümle değil mi? Ne alakası var ya? Bu ülkede doğdun, büyüdün, okudun, yedin, içtin. Abi sen de bunların karşılığını zaten bir şekilde verdin. Ya şimdi şöyle bir şey var. Borçlu hissetmek başka bir şey. Zaten borcunu ödemiş olmak başka bir şey. Ben şu anda borçlu hissetmiyorum. Eminim siz de hissetmiyordursunuz. Ben alacaklı hissediyorum abi. Benim bu ülkeden alacağım var. Alacaklı hissediyorum aksine, doğru. Ben açık söyleyeyim borcu hissediyorum yani. Giresun, şimdi ben ilkokul 8 sene bunu bitirene kadar 6 tane okul değiştirdim, tamam mı? Abi sen bunun aksine bak, şu anda bunun aksine 6 tane okul değiştirmeni gerektiren sistem sebebiyle alacaklı hissetmen lazım kendini ya. Abi benim borcum var devlete. Her ay 407 lira ödüyorum. Evet. Neyse abi. Öyle bir sormak istedim sadece. Arkadaşlar, haftanın yıldızıyla beraber sohbetimizi tamamlayalım. 3 tane aday belirledim ama seçmek istediğiniz başka birisi olursa seçebilirsiniz. Biraz magazinsel bir hafta geçirdik bu hafta. Yasemin Kayalın, Selin Ciğerci ve Arda Turan isimleri ön plana çıktı gibi geldi bana. Sizin haftanın yıldızı dediğiniz isim kimdir bu hafta? Evet, Yasemin Elin diyorum Yasemin ben de. Kayalı. Yasemin abla güzel. Furkan, Evet. haftanın isimlerini alalım, artık yavaş yavaş kapatıyoruz. Evet, haftanın isimleri Bu hafta doğan çocuklara bu hafta bu isimleri verebilirsiniz. doğan çocuklara bu hafta öncelikle kız ismi söylemek istiyorum. Kavak Sakura ismini öneriyorum. Çünkü ikisi de çok değerli bir ağaç benim nazarımda. Evet, erkek olursan ne düşünüyorsun? Erkek ismiyle bu zor günlere bir atıfta bulunmak adına geriye dönüp vay be şu zamanda doğmuşum dedirtmek adına çocuğa Parla Ramazan ismini koymayı uygun gördüm ben. Mübarek ayımızın ismini tabii ki birçok kişi koymayı düşünmüştür ama önündeki ne diyebiliriz? Emir. Hocam bu arada bir ekleme yapayım mı? Ben de Ramazan bayramında doğmuş bir Vay insanım be. ha, onu söyleyeyim. Uğur. Ramazan'la bayram üstünde şey yapın mutabakat sağlamayınca Uğurcan olmuş. Kaç kişi bu mutabakatta görüş bildirmiş? Genelde komşular. Ben Yaşar Emicesi'nin ismini koyduğunu biliyordum. Bize öyle anlatmıştı. Yaşar Emicem bana koymuş ismi diyordu. Öyle miydi Uğur? Hayır demedim öyle bir şey. Yaşar diye amcam. Neyse, bu hafta çocuğu doğan yeni çocuk sahibi olmuş çiftlere önerilerimiz. Kadın ismi, kız ismi olarak neydi Furkan? Kavak Sakura. Erkek ismi olarak da Parla Ramazan. Umarım bu isimler karşımıza çıkar ileride. Deriz ki bizim de dinleyenlerimiz varmış. Parla Ramazan. Peki o zaman ne diyoruz böyle? Uyuyorum Uyuyun işte. işte. Barto.